iyi akşamlar kontrolmatik günlük grafik. Şimdi ben bunu daha önce yayınlamamışım. Yani hayret hiç yayınlamamışım. Hiç videosunu çekmemişim. Ben bir çünkü hatırladım. Yani burada 50'yi takip ediyorduk ama büyük ihtimal birileriyle belki konuşurken anlatmışımdır yani. Dedim ne zaman anlattım? 50 majör alandı burada. Yani ben daha önce dediğim gibi videosunu çekmemişim ama 50 bandını takip ediyordum. Oradan her zaman alıcı geldi. iki temas oldu. Hepsinde alıcı geldi. Oradan da yukarı bakın 80'e bir hareket. 80'de burada açıkçası önemli bir dirençte o kısmı geçemedi. Şimdi yukarı hareket teorik olarak devam ediyor. Tabii biz burada yani ortalama stratejiyle ilerleseydik o ayrı konu. Yani 71 zaten kırılırken biraz dikkat etmek gerekir falan derdik ama sorun değil. Yani aradaki marj makas da çok büyük değil. 71 değil özür dilerim 74 civarı kırılırken dikkat etmek lazım diye söylerdim 10 gün önce birisi sorsa yukarı akım genel manada devam ediyor ee, Henüz tabi 80'den kurtulamadı bir 80'den kurtulması önemli e, kontrol matiğin orası e, ciddiyetle takip edilmeli yani 80'in üstü Çünkü burada bir fiyat veren varsa artık onu takasına sokan varsa kontrol mati e, yukarıda tabi direnç alanları var 86'ya alabilirsiniz yani 90 hem teorik e, hem de sol tarafta orada bir denemeler olmuş oradan Belki bir direnç alınabilir ama hani çoğunlukla piyasa yüz ve üstünü burada e, ihtimalen düşünüyor olabilir. 100 en önemli alan. Yani 100-110 bandı burada majör direnç hattını oluşturur. E, dediğim gibi yani o akım e, biraz tabii 8-20 falan kırılmış baktığınız zaman. Bu normalde iyi bir görünüm değildir. Ama biz bir alıcı kitlesi. Yani daha doğrusu biraz da dengeye girmiş piyasa burada. 8-10 seanstır. Satıcılar biraz zayıflamış gibi görünüyor. Bu akım kırmızının veya şey olarak tabii yani ana olarak kırmızının veya 50 günün ortalaması takip edilebilir. Yani 50 gün ortalaması 67'de. E bana sorarsanız 50 güne değil kırmızı çok yakın. Yani 66 desteği alındıktan sonra yukarı akımın devam beklenebilir. En kötü ihtimal oraya bakılabilir kontrol matikte. Hacim yok. Yani e, çok fazla ilgi alaka kesildi buna. Bu çok popülerdi. 2020. Bu ne zaman çok da olmadı herhalde ya borsa. 20 Ekim'de açılmış. ya yani inanılmaz popülerdi. Ee, hacimler çok yüksekti falan filan İyi de bir firmadır diye biliyorum ben yani bir ara çok haber geliyordu onunla da anlaştık bununla da anlaştık falan diye böyle devamlı bir iş ilişkisi haberleri geliyordu hala geliyor mu onu bilmiyorum arkadaşlar yani öyle pek haber takip etmem ilgilenmem çok fazla ee, dolayısıyla hani oradan beri bir hacim kesildi öldü bitti biraz böyle gözden urak olm olmaya başladı Şu, yine aynı görüntü var yani bu biraz dert oldu o, yok o alıcı kitlesi biraz dağıldı kontrol matikte. bu hacimin artması biraz iyi olur yani bir milyon lot günlük en azından düzenli bir şekilde 1 milyon lot ve üstünde hacimler alabilirsek alıcının geldiğini ben düşünürüm. Yani piyasanın biraz daha kontrol matiği umursadığını düşünürüm açıkçası. Ona göre de belki bir strateji kafamda kurgulayabilirim. Eksik olan o kontrol matikte şu an. ARSI 50. Yani bir denge alanıdır 50. 45'in altına iniyorsun sorun demektir. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla mesela hani bir strateji kuruyorsanız kafanızda 67 66 bandı ve RSI'de 45'i değerlendirebilirsiniz. Altına gidiyorsa hem orada kırmızı kırılır hem RSI artık 45'in altında düştüğü için satıcıların baskın olduğunu gösterir bize. Maktiye baktığı, baktığınız zaman o 8 ortalaması kırılırken zaten aşağı yukarı bir sat vermiş. Sat konumu devam ediyor ama bir momentum yok yani. Burada düşüş momentum da durmuş vaziyette. Maktiye o yüzden e, ağzını kapamış yani. Böyle çok fazla da bir düşüş momentumunu göstermiyor. Bakın 8-10 seans olmuş değil mi? Hep aynı yerde fiyat. Yani gün içinde 69 lira, 72 lira, 69 lira, 72 lira oynayıp oynayıp duruyor. Bakalım yani burada bir belirsizlik bu kim kazanacak? alıcılar mı satıcılar mı? O direncin veya desteğin kırılmasıyla bundan sonra belli olur. dolayısıyla biraz disiplinli bir şekilde de takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabi tekrar söylüyorum. Bakın major anlamda 80'i kırmadıkça yükseliyor diyemezsiniz. Yani o bir sıkışmaya da gidebilir. Bilemiyorsunuz arkasında Şu an kim biliyor yarını? Kimse bilmiyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Yani 80'i kıramazsa gelir işte değer bir daha kırmızıya değer bir daha bilmem ne falan filan öyle bir strateji stratejide onun için 80 kırılması lazım yani bu mutlaka 80'i geçecek ki tamam diyeceğiz yani artık o kısım aşıldı aylar oldu şimdi Nisan'dan beri aşılamayan bir şey yok bir direnç e, aşağıda da tekrar söylüyorum bakın 50'nin altına satış gelmedikçe burada düşüyor Major şeyle konuşuyorum yani sabırlar karşısında koşuyorum düşüyor da diyemezsiniz onu da bir kenara da tutmak lazım. Hafızanızın bir kenarında yer etmesi lazım. Herkese iyi akşamlar.